Yukarıda verilen tepkime diyagramına göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Diyagrama baktığımızda ürün olarak Z karşımıza çıkmakta. X artı Y ise girenleri oluşturmakta. Görüldüğü gibi ürünlerin enerjisi girenlere göre daha düşük. Böyle bir durumda tepkimemizin entalpisi negatif çıkacaktır. Çünkü entalpi değerini hatırlayalım. Ürünlerin entalpi toplamından girenlerin entalpi toplamını çıkardığımızda tepkimenin net entalpi değerini buluyorduk. Girenlerin enerjisi üründen daha fazla olacağından dolayı buradaki işlem negatif çıkacak ve entalpinin negatif olması tepkimenin egzotermik olduğunu bize göstermekte. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde verilen tepkimenin entalpi değişimi ile ilgili yorum yapmamızı istemiş bizden. Elimizdeki tepkimeyi yazalım. X artı Y girenler oluşturmakta, ürün olarak ise Z oluşmuş durumda. Tepkimemizin entalpisini yazacak olursak, entalpiyi biz ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpi değerini çıkararak buluyorduk. Baktığımız zaman ürünümüz olan Z'nin entalpi değeri B'dir. Buraya delta H diyorum. Eksi buradaki eksi formülden geldi. Girenlerin entalpi değerine ise A demişiz. O halde tepkimemizin toplam entalpisi B eksi A şeklinde yazılabilir. Peki bizden entalpisini bulmamızı istediği tepkimeye baktığımızda hatta şuraya yazalım. 2Z X artı 2Y. Yukarıdaki tepkimeye nasıl bir işlem uygularsam aşağıdaki tepkimeyi elde edebilirim. Dikkat edersek ürünlerle girenler yer değiştirmiş durumda ve maddelerin miktarları da iki katına çıkmış durumda. O halde ben birinci tepkimeyi eksi 2 ile çarparsam buradaki tepkimi elde edebilirim. Bakın bu tepkimeyi eksi ile çarpmamız ürünlerle girenlerin yer değiştirmesine neden olacak. Önce bu şekilde düşünelim. Ürünlerde olan z artık girenlerde girenlerde olan x ve y ise ürünlere dönüştü. Bir de 2 ile çarptığımız için bu maddelerin katsayısı 2 olacak. Görüldüğü gibi Burada yazdığım tepkime yani eksi 2 ile çarpmam sonucunda oluşan tepkime bizden istenilen tepkimenin aynısı. Buradan sonra yapacağımız yorum şu. Biz bir tepkimeyi hangi sayıyla çarpıyor isek aynı sayıyla entalpisinde çarparsak bu tepkimenin entalpi değerini bulabiliriz. O halde yukarıdaki entalpi değerimizi de eksi 2 ile çarparsak entalpi değerimiz 2a eksi 2b şeklinde olacak. Yani ne yaptık? eksi 2 ile b eksi a'yı çarptık. Eksi 2 kere b eksi 2b yaptı. Eksi 2 kere eksi a artı 2a yaptı. Ve net entalpi değerimiz 2a eksi 2b oldu. Biz bunu 2 çarpı a eksi b parantezinde yazabiliriz. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül tepkimedeki ürünler girenlerden daha kararlıdır. Kimyada kararlılık kavramı düşük enerjili demek. Baktığımız zaman ürünlerimizin enerjisi girenlere göre daha düşük. Dolayısıyla ürünler girenlere göre daha kararlıdır yorumunu yapabiliriz. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde toplam entalpi artar denilmiş? Toplam entalpinin artması demek maddenin ısı alması anlamına gelir. Yani bu olay endotermik bir olaydır. Kısaca toplam entalpinin arttığı olaylara endotermik olaylar diyoruz. O halde verilen öncüllerden hangi olayların endotermik olduğunu belirleyelim. Birinci öncüle baktığımızda hidrojen ve klor molekülleri birleşerek hidrojen klorürü oluşturmuş. Bu bir sentez tepkimesidir. Sentez tepkimeleri genellikle egzotermiktir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci tepkime egzotermik yorumunu yapıyoruz. Sentez tepkimeleri için genellikle egzotermiktir. Yorumunu kullanma nedenimiz azotun yanma tepkimesi. Azotun yanma tepkimesi de aslında bir sentez tepkimesi olarak da sınıflandırılabilir. Azot ve oksijen tepkimeye girerek azot monoksit bileşiğini oluşturuyor. Bütün yanma tepkimeleri içerisinde azotun yanması endotermikti. Dolayısıyla bu tepkime aynı zamanda bir sentez tepkimesi olmasına rağmen endotermik bir tepkimedir. Bu nedenle biz sentez tepkimeleri sırasında yani iki tane küçük molekülün birleşip daha büyük bir molekül oluşturması sırasında genellikle egzotermiktir ifadesini kullanıyoruz. Bu istisnai durumdan dolayı. Sonuç olarak buradaki tepkime azotun yanma tepkimesi olmadığından egzotermik bir tepkimedir. Dolayısıyla toplam entalpi zamanla azalır. İkinci öncülde ise bize analiz tepkimesi verilmiş. Büyük yapılı bir bileşik daha küçük yapılara ayrılmış. Bu olayın gerçekleşmesi için Potasyum klorata ısı verilmesi gerekiyor. Yani potasyum klorat ısı aldığından dolayı olayımız endotermiktir. Biz yine analiz tepkibeleri için de genellikle endotermiktir yorumunu yapıyoruz. İkinci öncülümüz doğrudur. 3. öncül suyun katı halden gaz hale geçmesi verilmiş. Katının gaz hale dönüşebilmesi için enerji alması lazım. Dolayısıyla bu olayımız endotermik bir olaydır. Toplam entalpi zamanla artacaktır. Dördüncü öncülde karbondioksit gazının suda kimyasal çözünmesi verilmiş. Gazların suda çözünmesi egzotermik bir olaydır. Bakın bu olay aynı zamanda bir kimyasal çözünmedir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tekrarlıyoruz. Gazların suda çözünmesi egzotermik bir olaydır. Dolayısıyla toplam entalpi zamanla azalacaktır. Dördüncü öncülü eledik. Bize toplam entalpinin arttığı yani endotermik olan öncüller sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan B seçeneğidir. Bir tepkimenin entalpi değişimi yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? Birinci öncülde maddenin fiziksel haline arkadaşlar tepkime entalpisi maddelerin fiziksel haline bağlıdır. Örneğin aynı maddenin gaz halinin entalpi değeri sıvı haline göre sıvı halinin entalpi değeri de katı haline göre daha fazladır. Dolayısıyla fiziksel haline göre entalpi değeri değişmekte. İkinci öncül tepkimede kullanılan madde miktarına Maddemizin miktarı arttıkça entalpi değişimi de artacaktır. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül tepkime ortamının basınç ve sıcaklığına. Entalpi bir hal fonksiyonudur. Yani ortamın basınç ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Üçüncü öncül de doğrudur. Son olarak dördüncü öncüle baktığımızda tepkimenin izlediği yola denilmiş. Entalpi değişimi tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Hatta biz bu nedenle Hess yasası mantığını kullanarak tepkimeleri taraf tarafa toplayabiliyorduk. Yani tepkimenin izlediği yola bağlı değildir entalpi değişimi. Dördüncü öncülü eledik. O halde sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olan C seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından daha büyüktür? Yani burada ürünlerin enerjisi girenlerden daha büyüktür diye sorulmuş. Potansiyel enerji grafiğimizi hatırlarsak tepkime koordinatına karşı... Ürünlerin enerjisinin girenlerden büyük olduğu durumda tepkime neydi? Endotermikti. Yani ısı alan bir tepkimedir. Bu grafiğimizde hatırlamışızdır. Endotermik tepkimelerde ürünlerin ısı kapsamı girenlerden daha büyüktür. Dolayısıyla tepkime endotermiktir. Sorumuz bize hangi tepkime endotermiktir diye sormuş. A şıkkına baktığımızda hidrojen molekülündeki atomlar arasındaki bağlar koparılarak iki tane hidrojen atomuna dönüştürmüş. Biz bir bağı koparabilmek için bu bağa enerji vermemiz lazım. Dolayısıyla buradaki tepkimemiz endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde entalpi değeri sıfırdan büyüktü. O halde sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Diğer öncülleri de kontrol edelim. B şıkkında suyun gaz halinden katı haline geçiş var. Su gaz halden katı hale geçebilmek için ne yapması lazım? İçerisindeki fazla ısıyı dışarı vermesi gerekir. Dolayısıyla buradaki tepkimemiz Egzotermik bir tepkimedir. Elendi. C şıkkında klorun bir elektron almasından bahsedilmiş. Yani elektron ilgisinden bahsediliyor. Elektron ilgisi genellikle egzotermiktir arkadaşlar. Burada endotermik elektron ilgisine sahip olan azot akılda kalabilir. Bunun dışında çoğu maddenin elektron ilgisi egzotermiktir. Klor da bunlardan biriydi. Dolayısıyla buradaki C şıkkı da elendi. Bize endotermik olan olay lazımdı. D şıkkına baktığımızda bir nötralleşme tepkimesi asit ve baz. Nötralleşme tepkimeleri egzotermik tepkimelerde. Burada da delta H sıfırdan küçük olacak. Son olarak E şıkkına baktığımızda bir sentez tepkimesi var. Küçük moleküller birleşerek daha büyük bir molekül yapısı oluşturmuş. Sentez tepkimeleri de genellikle yine egzotermikti arkadaşlar. E şıkkında eledik. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilen tepkimenin denklemi yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. Potansiyel enerji diyagramına baktığımızda ürünlerin enerjisinin girenlerden daha düşük olduğunu dolayısıyla egzotermik bir tepkimeye ait olduğunu söyleyebiliriz grafiğimizin. O halde tepkimelerde dikkat edeceğimiz unsurlardan birisi tepkimenin egzotermik olması. Tabii ki tepkimenin tek başına egzotermik olması yeterli değil. Bir de dikkat edersek girenlerin enerjisi sıfırdan başlamış. Biz standart koşullarda elementlerin molar oluşum entalpilerinin sıfır olduğunu biliyoruz. O halde bize verilen tepkimelerin reaktiflerinde yani girenlerinde hem element arayacağız hem de elementlerin standart koşullardaki oda koşullarındaki fiziksel haline dikkat edeceğiz. Bu dediğim şartlarda olursa reaktiflerimiz o zaman girenlerin potansiyel enerjisi sıfırdır. Yani tekrarlayacağım elementlerin standart koşullardaki molar oluşum entalpisi sıfırdır. Verilen tepkimelere bakalım. Birinci tepkimede elementlerden oluşmuş ve standart şartlarda oluşmuş. Karbon doğada standart koşullarda grafit yani kömür olarak bulunmakta. Oksijen zaten gaz halde bulunmakta. Her ikisi de element. Burada girenlerin molar oluşum entalpileri sıfırdır. Yani sıfırdan başlama ifadesi doğru. Peki bu tepkime egzotermik bir tepkime mi? Evet yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermikti. Dolayısıyla hem egzotermik bir tepkime hem de elementlerin standart koşullardaki halleri verildiği için birinci tepkimemiz verilen grafiğe ait olabilir. İkinci öncüle baktığımızda yine elementlerin standart koşullardaki fiziksel halleri verilmiş. Yani birinci koşul sağlanmış. Girenlerin potansiyel enerjisi sıfırdır. Ancak bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Çünkü dikkat ederseniz yanma tepkimemiz azotun yanması. Biz yanma tepkimeleri için ne diyorduk? Azotun yanması hariç egzotermiktir. Azotun yanması ise endotermik bir tepkimedir. Bize egzotermik olan bir tepkime lazım olduğu için ikinci öncülü eledik. Üçüncü tepkimeye baktığımızda girenler kısmında bileşik var. Bileşik olduğundan dolayı girenlerin potansiyel enerjisi sıfırdan başlayamaz. Bu tepkime yanma tepkimesi olduğu için yine egzotermik bir tepkime. Ancak tekrarlıyorum girenlerin tamamı element olmalı ve standart koşullardaki fiziksel haline göre olmalıydı. Üçüncü öncül SO2 bileşiği verildiği için yanlıştır. Çünkü böyle bir tepkimede girenlerin potansiyel enerjisi sıfır olamaz. Dördüncü öncüle baktığımız zaman bir çökelme tepkimesi. Yine burada elementler bize verilmediği için girenlerin potansiyel enerjisi sıfır olamaz diyoruz. Dördüncü öncülü de eledik. Sorumuzda bize olabilir denildiği için cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Aşağıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değişimleri verilmiştir. Bize net bir tepkime verilmiş bu tepkimeye göre normal koşullarda 11,2 litrelik karbondioksit gazı eldesinde kaç kilojüllük ısı açığa çıkar deniliyor. Bakın ısı sorulmuş entalpi değil buraya dikkat edelim. Öncelikle net tepkimenin entalpi değerini belirleyelim. Bunun için yukarıda verilen tepkimelerden yararlanacağım. Net tepkimedeki ilk maddemiz olan C2H2 Yukarıdaki tepkimelerden hangisinde bulunmakta? Bakın 3. tepkimede bulunmakta. Ancak biz net tepkimemizde C2H2 yani asetileni girenlerde ve 1 adet olarak istiyoruz. Buradaysa ürünlerde ve 1 adet. Dolayısıyla ben bu C2H2 molekülünü girenlere yazabilmek için 3. tepkimeyi eksi 1 ile çarpacağım. Bu tepkimeyi eksi 1 ile çarptığımda entalpi değerimizde eksi 225 olacak. Yani aynı sayıyla çarpmış olacağız. Entalpi değerleri ile ilgili yorumu sonra yapacağım. Daha sonra baktığımızda ikinci maddemiz oksijen. Ancak arkadaşlar dikkat ederseniz oksijen hem birinci tepkimede hem de ikinci tepkimede var. Bu şekilde net tepkimede bulunan bir madde birden fazla tepkimede yer alıyorsa bu maddeyi son olarak kontrol edelim. Yani şu an oksijeni denkleştirmek için bir işlem yapmıyoruz. Geçtik karbondiokside. Karbondiokside baktığımız zaman sadece birinci tepkimede bulunmakta. Yani tek bir tepkimede bulunduğu için karbondioksit denkliğini sağlamaya çalışalım. Bizim net tepkimemizde karbondioksit ürünlerde ve 2 adet. Birinci tepkimede ürünlerde ancak 1 adet. Bunu da 2 adet yapmak için ne yapıyorum? Birinci tepkimeyi 2 ile çarpacağım. Son olarak H2O sıvısına geldiğimde H2O sıvısı sadece ikinci tepkimeye ait. Biz ürünlerde ve 1 adet istiyoruz. Burada ise girenlerde ve 2 adet. Dolayısıyla ben bunu eksi 1 bölü 2 ile çarparsam hem ürünleri almış olurum hem de yarıya bölmüş olurum. Dolayısıyla bir H2O sıvısı elde etmiş olurum. Şimdi tepkimeleri çarpmamız gereken sayıları belirledik. Bu sayılarla tepkimeleri çarptığımızda bakalım net tepkime elde ediliyor mu? Eğer net tepkimeyi elde edebiliyorsak direkt bu sayılarla entalpi değerlerini de çarpıp entalpi değerlerini taraf tarafa topladığımda bu tepkimemizin yani net tepkimemizin entalpi değerlerini belirlemiş olacağız. Tek tek inceleyelim. Birinci tepkimeyi 2 ile çarptığımızda tepkimemizin yeni halini yazıyorum. İkinci tepkimeyi eksi 1 bölü 2 ile çarptığım zaman ürünlerde yer alan maddelerin kat sayısı yarıya düşecek ve girenlere yazılacak. O halde hidrojen için 2 idi. 1 yazıyorum. Oksijen için burada 1 idi. Şimdi 1 bölü 2 yazıyorum. Görüldüğü gibi ürünlerdeki maddeler artık girenlere geldi. Eksi ile çarptığımızdan dolayı bu şekilde işlem yaptık. Son olarak girenlerimiz ise artık ürünlerde 2 kat sayısı 1'e düştü ve ürünlere yazdık. 3. tepkimi eksi 1 ile çarptığım için ters çeviriyorum. Şimdi bu tepkimeleri taraf tarafa toplayalım bakalım net tepkimi elde edebilecek miyiz? Tepkimeleri toplarken maddelerden birisi ürünlerde olup aynı madde başka bir tepkimede girenlerde ise bunlar birbirini yok edecek. Bu duruma da dikkat edelim. Tepkimi incelediğinde hidrojen gazı ikinci tepkimede girenlerde ve bir adetken üçüncü tepkimede ürünlerde ve bir adet bunlar birbirini götürecek. Yine aynı durum karbonda da var. Birinci tepkimede girenlerde 2 adet karbon varken 3. tepkimede ürünlerde 2 adet karbon var. Bunlar da birbirini götürdü. Geriye kalan maddelerden götüren yok. O halde net tepkimeyi yazalım. Girenlerde 1 adet C2H2 kaldı. Artı diyorum. Yine girenlerde oksijenlerimiz de var. Birinci tepkimeden 2 kat sayısı. ikinci tepkimeden de 1 bölü 2 kat sayısı geldiğinde toplam 2,5 yapacak. 2,5'u biz 5 bölü 2 şeklinde yazabiliriz girenlerde 5 bölü 2 kat sayısına sahip oksijen molekülü geldi. Girenlerle ilgili başka bir şey yazmıyoruz. Ürünlere geçelim. Ürünlerde 2 kat sayısına sahip karbondioksit oluştu. Ve 1 kat sayısına sahip H2O sıvısı oluştu. Görüldüğü gibi net tepkimeyi burada elde ettik. Demek ki biz doğru sayılarla çarpma işlemi yapmışız. Şimdi tepkimeyi çarptığımız katsayıyla bu tepkimelerin entalpilerinde çarpıp taraf tarafa topladığımızda net tepkimenin entalpisini bulacağız. Birinci tepkimeyi 2 ile çarpmışız. Buradan gelen entalpi değeri 790 kJ bölü mol'dür. Tabii ki eksi 790 dikkat edelim. Burada eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda 2'ye bölüp bir de önüne eksi alacak. Eksi 285 kJ değeri gelecek. Üçüncü tepkimeyi eksi 1 ile çarptığımda buradan da eksi 225 kJ bölü mol değeri gelecek. Entalpi değerlerini taraf tarafa toplayacak olursak eksi 1300 kilojül bölü mol değeri geldi. Buranın entalpisi eksi 1300 kilojül bölü molmuş. Soruya döndüğümüzde bize normal koşullarda 11,2 litrelik karbondioksit gazının eldesinden ne kadar ısı açığa çıkar denilmiş. Arkadaşlar normal şartlarda 1 mol 22,4 litreydi. Burada 11,2 litre karbondioksit dediği için 0,5 mol'lük karbondioksitten bahsediyor. Tepkimeye baktığımızda karbondioksitin kat sayısı 2 idi. Bir de bizden açığa çıkan ısı ile ilgili yorum yapmamız istendiğinden eksi 1300 entalpi değerini ısı olarak çevirirsek ürünlerde 1300 kilojüllük ısı çıktığını söyleyeceğiz. Yani ısı ifadesini artı olarak düşüneceğiz. Denklemimizi kuralım. 2 mol karbondioksit oluşsaydı 1300 kilojüllük bir ısı açığa çıkacaktı. Şimdi bizden yarım mol karbondioksit eldesinde açığa çıkan sorulduğu için ne kadar ısı açığa çıkar dersek sadeleştirme yapalım 0.5 ve 2 4'e 1 oranında bulunmakta 1300 bölü 4 dediğimizde buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1300 bölü 4'ten 325 kilojüllük ısı açığa çıkar diyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Tepkimesine ait standart koşullardaki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı tepkime egzotermiktir. Grafiğe baktığımızda ürünün enerjisi girenden daha düşük. Dolayısıyla tepkime egzotermiktir diyeceğiz. B şıkkı ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi 160 kilojüldür. İleri tepkiminin aktivasyon enerjisini aktifleşmiş kompleksin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkararak buluyorduk. Yani şu aradaki fark bizim ileri aktifleşme enerjimiz. Yani ileri aktivasyon enerjimiz olarak ifade edilir. Peki hesaplamamızı yapalım. Aktifleşmiş kompleksin yani tepe noktamızın enerjisi 180. Eksi diyorum. Girenlerin enerjisi 20. Buradan 160 kilojül olarak buluyoruz. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı tepkime entalpisi eksi 60 kilojüldür. Onu da ürün eksi giren yaptığımızda delta H eşittir. Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkaracağız. Ürünümüzün entalpisi eksi 40. Eksi formülden geldik. Girenin entalpisi artı 20. İşlemleri yaptığımızda buradan delta H değeri eksi 60 çıkmakta. Bir de entalpinin eksi çıkması zaten bize tepkimenin yine egzotermik bir tepkime olduğunu da söylüyordu. Buradan da A şıkkını yorumlayabilirdiniz. C şıkkı da doğru oldu. D şıkkı tepkimeye giren X ve Y birer elementtir denilmiş. Arkadaşlar standart koşullardaki elementlerin entalpileri sıfırdır. Tepkimeye baktığımızda X ve Y girenlerde yer almakta. Girenlerin entalpi değeri sıfırdan başlaması gerekirdi element olsalardı. Burada ise artı 20'den başladığı için x ve y için element diyemeyiz. En azından her ikisi de elementtir yorumunu yapamayız. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına baktığımızda aktifleşmiş kompleksin enerjisi yani şurası 180 kilojüldür denilmiş. Baktığımız zaman tepe noktamızın yani aktifleşmiş kompleksin Enerjisi 180 kilojüldür diyoruz. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Eşit kütleli 3 farklı gazın oksijenle tamamen yakılması süresince potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri yukarıdaki gibi olmaktadır. X, Y ve Z gazlarının mol kütleler arasındaki ilişki bize belirtilmiş. Buna göre aynı koşullardaki X, Y, Z gazlarının birer litresinin yanması sonucu açığa çıkan ısılar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Öncelikle tepkimelerdeki entalpi değerlerini belirleyelim. Buradan açığa çıkan ısı ile ilgili yorum yaparız. X maddesi için ürün eksi giren yaptığımızda entalpi değerimiz eksi 20 kilojül olarak çıkmakta. Bize açığa çıkan ısı sorulduğu için Qx'i 20 kJ olarak söyleyebiliriz ya da kilokalori burada birim belirtilmemiş önemli değil 20 birim diyelim. Y için konuştuğumuzda entalpi değerinin yine ürün eksi giren yaptığımızda eksi 10 ürünün enerjisi eksi formülden geldi 15'te giren enerjisi buradan entalpi değerimiz eksi 25 kJ yapacak yani Qy değerimiz de 25 olacak. Son olarak Z için de entalpi belirleyelim ürünümüzün enerjisi eksi 30 ürün eksi giren dedik. Girenin enerjisi de eksi 10. 2 tane eksi artı yapacak. Buradan delta aşımız eksi 20 kJ yapacak. Yine açığa çıkan ısı olarak konuşacağımız için Z'nin ısısı da 20 olacaktır. Peki eşit kütlede alındıklarında maddelerimizin yanması sonucunda açığa çıkan ısılarla ilgili Y'nin ısısı Z ve X'e göre büyük. Z ve X'in ısısı ise birbirine eşittir. Yorumunu yapıyoruz. Bu bizim eşit kütledeki değerlerle ilgili yaptığımız yorumdu. Sorunun devamında maddelerimizin mol kütleler arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Molün formülünü hatırlayacak olursak gazın kütlesi bölü mol ağırlığıydı. Bize mol ağırlıklar arasındaki ilişki verilmiş eşit kütledeyken mol ağırlık değeri büyürse mol değerimiz küçülür. Gazlarımızın eşit kütlede olduğunu tekrar hatırlatıyorum. O halde mol kütlesi büyük olan Y'nin molü daha küçüktür. Yani yukarıdaki durumda aslında moller arasındaki ilişkide en küçük mol Y'ye aitti. Mol ağırlığı daha küçük olan Z'nin ise molü daha büyüktü. Bu şekilde bir ilişki vardır diyebiliriz moller arasında. Yani eşit kütlede aldığımızda moller arasındaki ilişkide bu şekilde oldu ve bu mollerde maddeleri aldığımızda açığa çıkan ısılarla ilgili yorumumuz buradaki gibidir diyoruz. Şöyle bu kenarda bir kalsın. Şu an ise bize ne dedi arkadaşlar? Aynı koşullardaki X, Y ve Z gazlarının birer litresinin yanması sonucunda. Arkadaşlar birleşen hacim oranlarına göre gazların hacimleri ile molleri doğru orantılıdır. Dolayısıyla Burada bize birer litrelerin yanması derken eşit mollerinin yanmasından bahsediyor. X'in molünün Y'ye, Y'nin molü de Z'ye eşit olsaydı açığa çıkan ısılar ne olurdu diye sorulmuş. Bu durumun yorumu için yukarıya tekrar dönüyoruz. Bakın Y'nin yanan molü az olmasına rağmen açığa çıkardığı ısı diğerlerinden fazladır. O halde bunlar eşit moldeyken Y'nin açığa çıkaracağı ısı hepten daha fazla olacak. Yani en büyük ısı Y'ye aittir. Kalan Z ve X maddelerinden X'in molü daha küçük olmasına rağmen yandığında açığa çıkardığı ısı Z ile aynıydı. O halde eşit molde aldığımda X'ten açığa çıkan ısı da Z'den daha büyük olacaktır diyebiliriz. Yani X büyüktür Z şeklinde yorum yapabiliriz. Öncüllere baktığımızda Y büyüktür X, X de büyüktür Z şıkkı B seçeneğinde bulunmakta sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Eşit mollerde aldığımızda en fazla ısı Y'de çıkarken en az ısı Z'de çıkacaktır. Yukarıdaki tabloda bazı bağların ortalama bağ enerjileri verilmiştir. Tepkimeye göre 6 gram C2H6 yani etan gazı oluşurken gerçekleşen ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir deniliyor. Önce tepkimemizle 1 mol etan gazı oluştuğundaki entalpi değerini bağ enerjilerini kullanarak hesaplayalım. Sonra 6 gram için yorum yaparız. Bağ enerjileriyle ilgili hesap yapabilmek için öncelikle tepkimenin açık halini yazmamız gerekecek. C2H4 bileşiği alken yapısında bir bileşik. Karbonlar arasında ikili bağ olacak. Organik bileşiklerde karbon 4 bağ yapacaktı. Etan molekülünü şu şekilde yazabiliriz açık yapısını. Hidrojen zaten tekli bağ yapacak. Ürünlerde yer alan C2H6 bir alkan bileşiğidir. Karbonlar arasında tekli bağ bulunur. Yine karbon 4 bağ yapacak şekilde hidrojenleri yazıyoruz. Toplamda 6 hidrojenimiz oldu. Arkadaşlar ortalama bağ enerjisinden yararlanarak tepkimenin entalpisini bulmak istiyorsak kırılan bağlardan oluşan bağların bağ enerjilerini çıkaracağız. Burada B diyelim bağ enerjisi anlamında kırılan bağ demek, girenler demek. Yani delta H bağ enerjisi girenlerden delta H bağ enerjisi ürünleri çıkaracağız. Bu bize tepkimenin toplam entalpisini verecektir. Şimdi tek tek bağ enerjilerini dikkate alarak sorumuzun çözümünü yapalım. Öncelikle karbon karbon ikili bağından başlamak istiyorum. Karbonlar arasında ikili bağ var bir tane. Karbon karbon ikili bağ değeri 610'muş. Tepkimenin entalpisi diyorum eşittir girenleri yazacağım önce. Parantez içinde bir tane karbon karbon çiftli bağ var. Bağ enerjisi 610 dedik. Artı. 4 tane karbon hidrojen tekli bağ var. Karbon hidrojen tekli bağın bağ enerjisi 415'tir. 4 çarpı 415 dedik. Artı. Bir tane hidrojen hidrojen bağı var girenlerde. Hidrojen hidrojen bağın enerjisi de 435'miş. 1 çarpı 435 dedik. Burası girenlerin bağ enerjileri toplam oldu. Eksi. Ürünler için konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon hidrojen bağı var. 6 çarpı 415 diyorum. Artı bir tane de karbon karbon tekli bağı var. 1 çarpı 345 diyorum. Burayı da kapattık. İşlemleri yapacak olursak 610 artı 4 kere 415 1660 artı 435 diyorum. Burası girenlerin toplamı olacak. Formülden gelen eksiği yazdık. Ürünleri hesaplayalım. 6 çarpı 415. 2490 yapıyor. Artı 345 diyoruz. Girenlerin bağ enerjilerini topladığımızda 2705 yaptı. Eksi. Ürünlerden de 2835 değeri geldi. Bu işlemler sonucunda entalpi değerimiz eksi 130 kJ bölü mol yaptı. Demek ki buradaki entalpi değerimiz eksi 130 kilojüldür. Dikkat edelim sorumuz bize 6 gram etan için sordu. Etanın katsayısına baktığımızda 1. Yani buradan çıkaracağımız yorum 1 mol etan oluşurken açığa çıkan ısı olarak yazacak olursak tepkimemiz eksi olduğu için egzotermiktir. Yani ısı ifadesi ürünlerde yazılır. 130 kilojül ısı açığa çıkıyor ise 6 gram C2H6 şurada molünü hesaplayalım hemen m bölü ma şeklinde buluyorduk. M değerimiz 6. Molekül ağırlığı değeri de C2H6 için 2 tane karbon var. 2 çarpı 12. Artı 6 tane hidrojen var. 6 çarpı 1 de buradan geldi. Mol ağırlığımız 30 yapacak. 6 bölü 30'dan 0,2 mol yapar. Dolayısıyla şöyle diyoruz. 0,2 mol C2H6 oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar? 0,2 ile 130'u çarptığımızda buradan 26 kilojül ısı açığa çıkar diyoruz. Entalpi olarak sorsaydı da delta aşımız eksi 26 olurdu. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın E seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 26 kilojül ısı açığa çıkar ifadesi 6 gram c 2 6 oluşurken ki tepkime için doğru bir ifade olacaktır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre eşit kütlede X elementi ve oksijenin tam verimli tepkimesi sonucunda 3,2 gramlık oksijen gazı artarken 240 kilojüllük ısı açığa çıkıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Soruya baktığımızda bize oksijenle ilgili bilgi verildiğinden dolayı kuracağımız denklemi oksijen üzerinden kuralım. Tepkimemizin entalpisi eksi 600 kilojül olarak verilmiş. Yine soruda bize açığa çıkan ısıyla ilgili yorum yapılmış. Entalpiyi o halde ısıya çevirecek olursam egzotermik bir tepkim olduğu için delta aşımız negatif olduğundan bunu söylüyorum. Açığa çıkan ısı içinde 600 kilojüldür diyebiliriz. Tabii ki bu 1 mol x'e karşı 0,5 mol oksijenin tepkimeye girmesiyle oluşan ısı. Bize ise 240 kilojüllük ısı açığa çıktığı belirtiliyor. O halde tepkimeye giren oksijen miktarını öncelikle belirleyelim. Şöyle diyorum. Oksijenin katsayısı 1 bölü 2 iken yani 0,5 mol oksijen harcandığında açığa çıkan enerji 600 kilojül olmalıymış. Bize verilen denklemden bunu belirledik. Şu anki durumda açığa çıkan ısımız 240 kilojül olduğuna göre ne kadar mol maddemiz harcanmıştır diyoruz. Burada sadeleştirmeleri yapalım. 600 ve 240'ı 60'a bölersem 4'e 10 gelecek. 4 çarpı 0,5 2 yapacak. 2 bölü 10'dan mol değerimiz 0,2 mol olacak. Yani 0,2 mol oksijen harcanmıştır diyorum. Tepkimeye giren oksijen miktarını bulduk. Birinci öncül bize ne diyordu? Tepkimeye girenlerin başlangıç kütleleri toplamı 19,2 gramdır. Bakın maddelerin eşit kütlede tepkimeye girdiği söylenilmişti. O halde başlangıçtaki oksijen miktarını belirleyelim. 0,2 mol oksijen harcanan oksijendi. Kaç gram gelmekte? 1 mol oksijen. Bakın oksijen 16 olarak gelmiş ama bizimki O2 molekülü olduğu için 2 çarpı 16'dan 32 gram ise. Elimizde 0,2 mollük bir oksijen var. Kaç gramdır dersek? Buradan 6,4 gramlık harcanan bir oksijen var. Bir de soruda belirtilmişti. 3,2 gramda artan bir oksijen vardı. Bunu da toplayalım en baştaki oksijen miktarımız ne olacak? 9,6 gram oksijen olacak. Tekrar hatırlatıyorum. Eşit kütlede x ve oksijen olduğuna göre elimizde 9,6 gramda x vardır dersek toplam başlangıç kütlesi 19,2 gramdır diyeceğiz. Yani birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül x'in atom kütlesi. Atom kütlesi demek 1 molünün kütlesi demek 24 gram bölü moldür denilmiş. Sorumuz bize tepkimenin tam verimli olduğunu söylemişti. Yani reaktiflerden en az biri tamamen tükenmek zorunda. Elimizde artan oksijen varlığı bilindiğine göre o halde tamamen tükenen madde X maddesidir ve bunun gramını da artık biliyoruz. 9,6 gram. Peki 9,6 gramlık X kaç mole işte acaba? Bunu da tepkimedeki harcanan oksijen miktarından yorumlayacağız. Bakın tepkimede harcanan oksijen miktarı 0,2 mol ise Katsayılardan yorumlarsak x'in harcanan molünü bulabiliriz. Katsayı 1 bölü 2 iken 0,2 mol ise katsayı 1 iken yani katsayı 2 katına çıktığında harcanan mol de 2 katına çıkacak. Dolayısıyla x'in tepkimeye giren miktarı 0,4 moldür diyeceğiz. Verileri birleştirecek olursak 0,4 mol x 9,6 gram ise tamamen harcanmıştı. Amacımız 1 mol x'in kütlesini bulmaktı. 1 mol x'in kaç gramdır dersek buradan sadeleştirmeleri yapalım yine. 0,4 ve 1, 4'e 10 oranında bulunmakta. 10 çarpı 9,6, 96 yapar. Bölü 4 dediğimde mol kütlemizi 24 gram olarak buluruz. İkinci öncülümüz de doğrudur. Son olarak üçüncü öncüle bakalım. Tepkime ile katı kütlesi 6,4 gram artmıştır. Burada son durumdaki toplam katı kütlesinden bahsediliyor. Bunu kütlenin korunumu yasasına göre yapalım. Öncelikle tepkimeyi yazmak istiyorum. Başlangıçta sadece katı kütlesi olarak X maddesi bulunmaktaydı. Oksijen gazdı. X'in kütlesini de 9,6 gram olarak bulmuştuk. O halde şöyle diyorum. Başlangıçta katı kütlesi 9,6 gramdı. Tepkime sonucunda X'in tamamı harcanmıştı. 9,6 gram X tepkimeye girmişti. Yine tepkimede harcanan oksijen molü 0,2 moldü. Bu değerde 6,4 gram eşitti. Kütlenin korununa göre bir tepkimeye giren maddelerin kütlesi toplamı tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Yani toplamda son durumda 16 gram XO katısı bulunmakta. 9,6 artı 6,4'ten 16 gram yaptı. Yani son durumda katı kütlemiz 16 gramdır diyeceğiz. Elimizde artan bir oksijen varlığı söz konusu ancak oksijen gaz olduğu için artan kütle önemli değil. 3.2 gram artan bir oksijen var. Katı kütlesine dahil etmiyoruz. O halde başlangıç ve son durumdaki katı kütleler arasındaki farka baktığımızda 16 9,6'dan 6,4 gram çıkacak. Dolayısıyla katı kütlesi ilk duruma göre 6,4 gram kapta artmıştır diyoruz. 3. öncülü de doğru oldu. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Denklemine göre eşit mol sayılı karbondisülfür ve su gazları tam verimli tepkimeye girdiğinde 8 kilojüllük ısı açığa çıkıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle 3. öncülden başlamak istiyorum. Tepkimede girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından fazladır. Yani burada söylemeye çalıştığı şey tepkime egzotermiktir denilmiş. Egzotermik tepkimeler için potansiyel enerji grafiğimizi hatırlayacak olursak, girenlerin enerjisi yani ısı kapsamı ürünlerden daha fazlaydı. Bu potansiyel enerji grafik türü dolayısıyla girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından fazladır söylemi egzotermik tepkimeler için geçerliydi. Peki bizim tepkimemiz egzotermik mi? Entalpi değerine baktığımızda negatif bir entalpi değerine sahip. Aynı zamanda ısı açığa çıktığı da soruda belirtilmiş. Dolayısıyla tepkimemiz egzotermik olduğundan tepkimede girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından fazladır ifadesi doğrudur. Üçüncü öncüle doğru dedik. Bir ve ikinci öncülleri yorumlayabilmek için kimyasal hesaplama yapmamız gerekecek. Bu nedenle tepkimemizi şöyle açık alanı bir yazalım. Tepkimemizi yazdık. Bakın entalpi değerinde ısıya çevirecek olursak 40 kJ ısı açığa çıkar diyebiliriz. Yani 40'ı ürünlere ısı olarak yazıyorum. Öncelikle sınırlayıcı maddemiz kim? Bunu belli edelim. Bize eşit mol sayılı alındığı söylenmişti maddelerin. Girenlere baktığımızda karbon sülfür ve suyun kat sayısı 1'e 2 oranında. Eşit mol sayılı alabilmek için kat sayılarıyla uyumlu olarak aldığımda ikisinden de 2 n mol madde aldığımı düşünelim. Daha sonra bu n ifadesini bulacağız. Arkadaşlar sınırlayıcı maddeyi biz nasıl belirliyorduk? Başlangıç molü bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıdır diyoruz. Bunu yazalım bir. Evet sınırlayıcı için başlangıç molü bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıdır dedik. Sınırlayıcı bizim için neden önemli? Tam verimli tepkimelerde sınırlayıcı madde tamamen tükenir. Aynı zamanda katsayılar üzerinden mol yorumu da sınırlayıcı maddeye göre yapılır. Peki maddelerimizin mol bölü katsayı oranına baktığımızda Karbon disülfür için konuşacak olursak öncelikle molüne 2N dedik. katsayı değeri yani önündeki sayı değeri 1. Su için bu değeri hesaplayacak olursak verilen molü yine 2N eşit mol demiştik. katsayı değeri 2. Görüldüğü gibi mol bölü kat sayı oranı daha az olan H2O bizim sınırlayıcı maddemizdi. Şöyle yıldız atalım. Ve sınırlayıcı maddeler ne demiştik tam verimli tepkimede? Tamamen tükenecek demiştik. O halde sınırlayıcı maddemiz olan H2O'nun tamamı tükenecek diyeceğiz. Şimdi aşağıdaki tepkime de şöyle bir özet yapalım. Başlangıç için her ikisinden de 2N mole 2N mol aldık. Şunlardan yok. Değişim durumunda su için tamamen tükenecek dedik sınırlayıcı olduğu için. Eksi 2N diyorum. Aynı zamanda katsayı mol oranında sınırlayıcıya göre yapacağımızı söyledik. Katsayı 2 iken 2N mollük bir harcama yaparsam katsayı 1 olduğunda buradan N mollük bir harcama oluşur. Ürünlerde ise karbondioksitin katsayısı 1 olduğu için n mol karbondioksit oluştu. H2S'nin katsayısı 2 olduğu için de 2n mol madde oluştu. Sınırlayıcının mol bölü katsayı oranına göre yorumumuzu yaptık. Son duruma geldiğimizde kapta n mol karbondisülfür gazı arttı. Su tamamen tükendi. Burada karbondisülfür gazdı. Burada karbondioksit gazından n mol oluştu. Bu da gazdı. Son olarak hidrojen sülfür gazından da 2 en mol maddemiz oluştu. Peki bize verilen 8 kilojüllük ısı açığa çıktığı bilgisinden yararlanarak en değerini bulalım. Sınırlayıcı madde üzerinden yine yorum yapmak istiyorum. Suyun katsayısı 2 olduğu için şöyle diyorum. 2 mol su harcansaydı açığa çıkan ısı miktarımız tepkimede belirtildiği gibi 40 kilojül olacaktı. Soruda bize 8 kJ ısı açığa çıktığı belirtildiğine göre burada harcanan su miktarı kaç moldür dersek sadeleştirme yapacak olursak 8 ve 40 1'e 5 oranında var. Bulmaya çalıştığımız mol değerine x diyecek olursak x değerimiz 2 bölü 5'ten 0,4 mol olacak. x dediğimiz değer neydi? Suyun şu anki harcanan molüydü. Peki suyun harcanan molüne biz ne demiştik? 2N demiştik. Şöyle diyorum. 2N eşittir 0,4 ise N eşittir 0,2. Son durumda değerleri yerine yazacak olursak sülfürden artan miktar 0,2 mol olacak. Karbondioksitten oluşan mol yine 0,2 mol olacak. H2S'den oluşan mol 0,4 mol olacak 2N dediği için. Öncüllerin yorumuna bakalım. Birinci öncül başlangıçta 0.4 mol karbon disülfür gazı vardı. Başlangıçta karbon disülfürün molüne 2N demiştik eşit mol dediği için. N'i de 0.2 bulduğumuzdan dolayı başlangıçtaki karbon disülfür miktarımız o halde 0.4 moldür. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül tepkime sonucunda kapta normal koşullarda 13.44 litrelik gaz bulunur denilmiş. Şimdi sondurma baktığımızda 0,2 mol karbon disülfür, 0,2 mol karbondioksit ve 0,4 mol H2S gazları var. Toplam gaz mol sayımız 0,8 mol. Şu kısmı bir silelim, hesaplamamızı burada yapalım. Bütün gazların 1 molü normal koşullar altından 22,4 litre hacim kaplarsa bizim elimizde tekrarlıyorum 0,2 0,2 daha 0,4 0,4 daha 0,8 mol gaz olduğuna göre Bakın maddelerimizin tamamı gaz haldeydi. Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar dersek 0.8 çarpı 22,4'ten 17,92 litre hacim kaplar diyeceğiz. Burada 13,44 litre dediği için ikinci öncül yanlıştır. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Bir kalorimetre kabı içerisinde denklemine göre 0.2 molarlık sodyum hidroksit çözeltisinin 250 mililitresi ile 0,4 molarlık hidroklorik asit çözeltisinin 100 mililitresi tam verimli tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucu kalorimetre sistemin sıcaklığı 20 derece arttığına göre kalorimetrenin ısı sığası kaç jül bölü santigrat derecedir denilmiş. Öncelikle ısı sığası ifadesi kabın kütlesi ile öz ısısının çarpımına eşittir. Bu bizim ısı sahamız. Bu değeri bulabilmek için öncelikle belirtilen miktarlardaki baz ve asidin tepkimesinden açığa çıkan ısı miktarını hesaplamamız lazım. Tepkimemizi şöyle aşağı bir yazalım. Tepkimemizi yazdık. Tepkimemizin entalpisi eksi 58 kilojüldü. Yani dışarıya 58 kilojüllük ısı açığa çıkacağı için artı 58 diyorum. Arkadaşlar bir tepkimede reaktiflerin her ikisinin de ile ilgili bilgi verilmişse birazdan molarite formülü üzerinden mollerini bulacağız. Burada entalpi yorumumuzu sınırlayıcı maddeye göre yapacağız. O halde öncelikle sınırlayıcı maddeyi belirleyelim. Sınırlayıcı madde tam verimli bir tepkimede tamamen tükenir. Bu nedenle entalpi yorumu bu maddeye göre yapılır. Peki sınırlayıcı maddeyi nasıl buluyorduk biz? Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Bunu formül olarak bir yazalım. Evet başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Ve tekrarlıyorum. Tepkimeye giren maddelerin belirtilen miktarlarında açığa çıkan enerji sınırlayıcı maddenin mol miktarına göre yorumlanacak. Bunu da bir yazalım. Evet tepkimede açığa çıkan ısı yorumu enerji yorumu sınırlayıcı madde üzerinden hesaplanacak. Burada açığa çıkan ısı bizim için önemli. Çünkü bize soru kalorimetre kabının sıcaklık değişimini vermiş. Bulduğumuz ısıdan yola çıkarak kabımızın ısı sahasını belirleyeceğiz. Şimdi bu aşamada ilk yapmamız gereken sınırlayıcı maddeyi tayin etmek. Bunun için de maddelerin mollerine ihtiyacım var. Maddelerimizin molarite ve hacim değerleri bize verilmiş. Bu bilgilerden yararlanarak maddelerimizin mollerini bulalım. Öncelikle sodyum hidroksitten gidelim. Molarite formülünü de hatırlayalım. Çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Sodyum hidroksidin molaritesi 0,2 molar verilmiş. Molünü bulmaya çalışıyorum. Bölü sodyum hidroksit için hacim değerimiz 250 mililitre. Molarite formülünde hacim birimimiz litreydi. O halde burayı litreye çevirecek olursak 0.25 litre yapacak. Buradan işlemleri yaptığımızda sodyum hidroksidin molünü 0.05 mol olarak buluyorum. Yani burada başlangıç molüne 0.05 mol diyebiliriz. Aynı şekilde hidroklorik asit için de mol değeri hesaplayalım. Hidroklorik asidimizin derişimi 0.4 molarmış. Mol değerini bulmaya çalışıyorum. Hidroklorik asit çözeltisinin hacmi 100 mililitre yani 0,1 litre yapar. Buradan hidroklorik asit çözeltisinin molü 0,04 mol. Bunu da yerine yazdım. Tekrar sınırlayıcı maddeyi nasıl bulduğumuza dönüyorum. Başlangıç mol bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Sodyum hidroksidin başlangıç molü 0,05. Katsayısı ise bakın 1. Buradan başlangıç mol bölü katsayı oranı 0,05 geldi. Hidroklorik asit için başlangıç molü 0,04 katsayı değeri yine 1. Bakın şurada önündeki sayı katsayıydı. Buradan gelen değer ise 0,04. Biz ne demiştik? Başlangıç mol bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Yani hidroklorik asit bizim sınırlayıcı maddemizdir. O halde biz entalpi yorumunu ne yapacağız? Sınırlayıcı madde üzerinden yapacağız. Şöyle diyorum. Hidroklorik asidin katsayısı 1'di. Yani 1 mol hidroklorik asit harcasaydık tepkimeye göre açığa çıkan ısı 58 kJ olacaktı. Entalpi değerinden bulmuştuk bunu. Şu an sınırlayıcı maddemiz olan hidroklorik asidin molü 0,04 mol. Yani 0,04 mol harcadığımızda ne kadar ısı açığa çıkar dersek 2, 32 kilojüllük ısı açığa çıkar diyoruz. Bakın soruda bize ısı sahasını jül olarak belirttiği için bu değeri 1000 ile çarparsam 2320 jül ısı açığa çıkar yorumunu yapabiliriz. Şimdi ısı sahasını hesaplama bölümüne geçebilirim. Şu sağ tarafı bir silelim alanımız açılsın. Buraya yapalım hesaplamamızı. Arkadaşlar kalorimetre kabında gerçekleşen tepkime sonucunda açığa çıkan ısı Q verilen diyelim eşit olmalıdır kalorimetre kabının aldığı ısıya. Burada verilen ısıyı hesaplamıştık tepkime sonucunda 2320 Jüllü. Q alınan ise kalorimetre kabı aldığı için bunu M kap çarpı C kap çarpı delta T olarak yazıyoruz. Yani Q eşittir M çarpı C çarpı delta T'yi Kalorimetre kabı için uyarladığımızda kütle kabın kütlesi, öz kabın öz ısı, delta T de kaptaki sıcaklık değişimi olarak yorumlanabilir. Sorunun en başında belirtmiştik ısı sahası demek kabın öz ısısı ve kütlesinin çarpımına eşitti. Yani şurası ısı sahası. Sıcaklık değişiminde soruda bize 20 derece olarak verilmiş. Burası da 20 20ymiş. O halde 20'yi eşitliğin karşısında bölü olarak attığımızda ısı sığamız eşittir diyorum. 2320 bölü 20 yapacak sıfırlar gittiğinde 232 bölü 2'den ısı sığamız 116 Joule bölü santigrat derece yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.